Günaydın, hayırlı sabahlar, sabahın bereketi, rahmeti üzeriniz olsun bir tanelerim. Niye buradan başladım? Böyle sıvalar yapıyorum ara ara. Çok çok delikli olduğu için bakın şurası yine çok delikli bir yer. Oyulmuş, hasara uğramış. Tabii ki benim şu iki yaptığım yer aşırı delikliydi. Şuranın içine epey bir harç gitti yani. Kaya gibi oldu ama. Ama bileğen yaptım, ufacık bir yer yapıyor bir tanelerim. İkinci çuvalım bitmek üzere. Hani sadece bunlar yamayla. Hani tüm, ama bu arada sıva yapmayı öğrendim. Yani tamam süper pürüzsüz olmuyor ama bunun üstünün bir malası varmış böyle süngerli, ondan lazım bana. Vallahi yoksa onlardan güzel yapıyorum. Yapıyorum, yalan değil. Hemen şimdi sıvama işine geçmeden önce şöyle çiçeklerimi göstermeyeyim mi teyzelerine? Bu arada Zeynep Hanımcığım, bu renkte aynı kökte çıkıyor. Ben de hani çok emin olamamıştım ama Nurhangil'in orada bir tek kök var. Dün mor açtı. Ben de inandım yani, hep pembe açıyor zannettim. Elimizle iyice kökü elli yok bir de. Bir tane kök var. Hem mor açıyor hem pembe. Her gün pembe açıyordu. Dün hepsini mor açtım. Hepsi derken bir tane açtı Nurhangil'inki. Hep mor açıyordu bundan. Yok, pembe açıyordu. Dün mor açtı. Yani aynı kökten. Çünkü ben bunu zaten bir kök çekip gelmiştim bir yerden. Ben de kafam karıştı. Gerçekten dedim acaba iki kök mü karıştırdım. Hemen fatoş harcını yapıyor. Şöyle sıvamız var. İnce sıvamız. Ve şöyle az bir şey de bu Weber denenden koyuyorum. Bu acayip bir şey. Böyle bir kaşık koysam ama bitiyor işte. Ona çok üzülüyorum. Keşke iki tane alaymıştık, indirimdeydi. Şu an ya bir hafta önce aldığımı alamıyorum ya. İnşaat yapıyorum ben, inşaat. Benim amacım tabii ki sağlamlık önce, deliklerin dolması. Bakın ne kadar aşınmış. Yani bu kadar aşınmış, bu kadar çoğu yer. Hadi. Önce bir harcımı yapayım. Böyle sıvamın, hazır sıvamı koyuyorum. Bu Weber'den de koyuyorum. Acayip mi? Yüksek mukavemetli. Ondan birazcık koyduğunda, donduğunda kaya oluyor. Yani bildiğin kaya oluyor. Hani ondan hemen almam gerekiyor. Hazır sıvı almam gerekiyor. Anam ben dedim, İki tane hazır sıvı aldım. Bir tane de saten alça aldım. Dedim ki bu bizim evi yapar da artar. Ay bir deliğe var ya, bu kadar giden yerler oluyor bir tanelerim. Böyle yoğurt yoğurur gibi. Ay yoğurt ne ya, kafam. Hamur mayalar gibi bakın bir tanelerim. Çok basit. Çok zevkli. Çok vallahi bu kadar. Korkunç bir şey. Ben diyordum ki hani sıvasan, anam ben nereden sıvayım? Nereden sıvayım diyordum. Ay şimdi valla yolda bile giderken böyle bir yer gördüm mü duvar, aa ben bu köşeyi yapabilirim diyor. Hastalık oldu bende. Ay ay, her şeyi yapabilirmişsiniz bir tanelerim. Boşuna durmuşuk boşuna. Hep bir inşaat ustası tutup yaptırırız. Biz nereden yapalım, ne bilelim diyorduk. Aman kötü komşu mal sahibi yaparmış derler ya. Pahalıcı kötü demeyelim artık. Pahalıcı usta da şey, insanı meslek sahibi yaparmış. Ben yani 3-5 güne kalmaz diyorum Nurhan'a. Nurhan da güzel yapıyor, çok güzel. Delikler kapatıyor, şeyler kapatıyor. Yüksek işleri tabii onlar yapıyor. Dün vallahi bayağı gene yaptılar o. Tüm duvarı sıvadılar yani. Ben sıvadım aslında alt tarafını, boyum yer. Ben daha güzel yapıyorum. Onlar yalap şap her yere döküyorlar. Ben de sinir oluyorum. Nurhan da diyor ki merak etme diyor. Ben o dökülenleri diyor alıyorum diyor. O merdivenin altındaki duvar çok fena. Orada var, oraya da ama çok işim var, çok. Nurhan diyor ki her gün bir avuç harç yaptın mı git bir deliği ben kapat. Kim kapatmak isterse yeter ki delik kapatalım.
Koşmayın. Koşmayın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz kıvamını? Zaten kıvamı ben oldum diyor bir tanelerim. Sakız gibi oldu. Hadi bakalım hangi köşeden başlayacağız? Bir yer seçmem gerek. Şöyle bir çekimim kolay olabileceği şurada olmaz. Şura asa buradan devam etsem nasıl olur? Görülür mü? Şöyle bir tarafa gidelim bakalım. Çok çok bir tane delik mi bitiyor? Bakın bakın. Oyukla oyuk oyuk. O gün şiddetli yağmur da var ya, sökülmüş resmen araları. Oralardan kürek kürek kum topladım. Şu köşemi, bu köşemi, şu köşemi, şu köşemi. Şura, bunlar çok yıpranık. Bence buradan başlayalım. Ya da şurada mı kendini belli eder? Hadi şuraya. Ay, şöyle koymam gerekiyor. Hah, şuradan başlayayım. Bence güzel gözükecek. Yine güneş geldi üstüne yani. Korkuyorum. Bu tarafta güneş var. Yapabildiğimizi yapak. Vallahi bir tanelerim kapanırsa da. Kendine artık şuradan başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Sizi şöyle acaba ne kadar görebilirim? Bismillah deyip başlıyorum. Korkmak yok. Vallahi Fatime Hanımcığım cesaret gelmiş, diyor ki Fatoş'cum diyor, ne anlıyor diyor. Ben de diyor tuğlalar kopmuş diyor, böyle merdiven kenarlandı. Onu yapacağım diyor. O sıvaner yapın, yapın bir tanelerim. Kadınlar her şeyi yaparmış. Ay vallahi. Hani az beri yaparız da hani beceremeyiz diyor, diye pek. Aa bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, böyle suluyoruz önce yapacağımız yeri. Yoksa tutmaz. Her şeyi öğrendim, her şeyi. Şimdi buralarda bakın, bakın parmağımı koyayım. İki parmak boşluk, çoğu yer. Burada üç parmak var. Haydi bakalım bismillah. Allah'ım utandırma ya Rabbim. Düşürmek istemiyorum. İlk etapta yani ondan yapamam dedim. Aldığım her şey düştü, her şey. Şöyle önce büyük yerlerden hafiften koyayım. Çocuğum, çocuğum tehlikeli. İlahi, ağzına falan değmesin. Hayır, hayır. Bak, bir daha ya harcı. Bu sıvı harcı iki renkte. Biri beyaz, biri şey. Ama ben pirikete uygun olsun diye gri olandan alacağım ya. Beyaz çok yama gibi. Tamam boyayacağım. Boyayacağım da. Ama adam da dedi ki bu daha iyi dedi. Bakın şimdi, bakın bakın. Böyle yapıp hızla. İstersem tümden de sıvayabilirim bakın. Ben sıvacı oldum, sıvacı. Bakın. Ay ama önce umutsuzluğa kapılmaz mısın? Bir tanesi durmuyordu buraya koyduğumun. Şöyle size tüm sıva göstereyim. Tabii ki her yerini sıvayamam. Onlarca çimant şey almam gerek, sıva. Şu araları. Ay ben durmam artık, durmam. Elime geçen her ay iki torba alsam sıva, çok işimiz var, çok bir tanelerim, bildiğiniz gibi değil. Çünkü bizim en alt duvarın böyle yoldan tarafı tümden sıvasız, iç tarafı piriket çok yıpranmış. Bak tuğlalar görüyor musunuz, o kadar değil. Şu
Şöyle ben size sıvacı fatoşu göstereceğim. Ben şimdi yoldaki duvarı yapıyordum. Çocuğum kenara geldi. İlk gün yaptığım tamirde. Böyle alıyordum, böyle sürüyordum, böyle lapaç gibi böyle. İnan ki bir torba orada bitti. Yoldan bir abi geçiyordu. Yani görmüşlüğümüz vardır da işini, mesleğini, adını bildiğimiz yok. Yani mahallelerin ucundan. Dedi ki alıver dedim de malayı bak dedi, böyle dedi. Demek ki sıvacıymış, yaşlanmış hani. Şöyle sürdü mesela. Sadece böyle çekti, çok hızlı dedi. Görüyor musunuz? Ben de böyle dolduruyordum lapaç gibi böyle üstünü. Şu üstler de yapacağız. Esas üstler. Nasıl biterlerim? 10 üzerinden not istiyorum. Yeni görenler, duyanlar, kanalıma abone olursanız çok mutlu oluruz. Böyle çok işi var Fatoş'un, çok desteğinize ihtiyacı var. Şöyle önce ilk etapta bir geçerken büyüklere bir macun demişler. Sıva bırakıyorum ilk önce. Bakın buralar çok büyük. Önce bir destek şeyi bırakıyorum bakın. Çok büyük ya buralar. Bir seferde olmuyor. İlk etapta onlara birazcık böyle bırakalım. Şuraya dolacağı yok maşallah. Kalır mı benim mavi şeyim? Sıvam. Kalmıyor. Aç şu sandalye. Ay nereye dayandı bu ya? Ah. Çok sabah erken olduğu için birazcık ödemem oluyor dedim ya bir tanelerim. O zaman dayanma. Bak böyle. Dünya için küçük, Fatoş için büyük. Niye derseniz. Çok önemli. Şu ufacık yer benim için o kadar önemli ki. Ay buraya düşmüş. Adım adım. Biz sıvacı değiliz. Ama öğrendim. Video da izledim. Baktım ki ama marifet o. Ellerindeki tahta var süngerli onda. Ama korkuyorum ya. Çok güneş geliyor telefona. Bak şura çok oyuk yerleri görüyor musunuz? Kaçıncı da doldurdum. Yani her gün yarım metre yapsam iyi değil mi? Hadi varsayalım bir. Nurhan'la yaptığımızda 2 metre yaparız. Hani tümden sıvamayacağım da bugün. Çok yıpranık yerleri şey yapıyorum. Ama bu kadar da zevkli olduğunu bilmiyordum. Çocukum. Şuralarını da yapacağız. Buradan toprak çıkıyor. Yağmur yağdı mı? Umarım kapatmıyorumdur. Değil mi oğlum? Kapatmıyoruzdur. Bak bir taraftan bir tarafa gidebiliyorum. Şuranın altını görüyor musunuz? Boş boş.
bizim için köşeler, delikler çok önemli. Birleşim yerleri. Oranın da arasını bilseydim, oranın arası güzeldi, bu kadar delik de değildi. Bu kadar olunca harcım bir, bakın anında yarısı gitti. Bir kova böyle doldurdum. Ay inşallah. Oralar azdı. Bilseydim böyle kolay oldu, ben ne bileyim yapamam diye. Şuradaki deliği anlatamam size. Kuyu gibi. Kuyu gibi alıyor. Birinci katını vurup şimdi ikinciye bir daha o deliklerin üstünü kapatırım. Hemen deliklere çalışalım. Macunumu çok araya verdim. Nasıl bir kalerim? Böyle sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Dur abi bir bakayım hele ya. Çok güneş geliyor, telefonu kapatırsa. Bu telefonun da öyle bir özelliği var. Ay Allah'ım çok şükür kapa. Ay ne kadar güzel oluyor. Acaba önünüzü kapatıyor muyum? Ay inşallah kapanmadan biraz devam ederiz. Ay bir tanelerim nasıl? Hala bakın şuranın üstüne hala hayranım. Şimdi üste geçemeyim. Buradan yapabildiğim kadar macunun biten üstü diyorum birleşik yapayım hepsini şöyle bir. Ekek olmasa. Ay nereye çarptım? Herkes iş yaparmış. Neler yaparmışık be. Kadının gücü. Bak. Tam böyle umutsuzluğa kapılmıştım. Nurhan o sırada bir şey okudu. Ya bu kadar etkileniyorsun, ne unutuyorsun? Kafa kafa. Allah'ım diyor ki yapamayacağın hiçbir şey yoktur diyor. Çünkü ben yanındayım diyor. Allah dedim Nurhan'a. Yapacağım dedim. O gün çok bunalıma girmiştim. Çok Nurhan yapamayız yapamayız. Sonra bu lafı duydum. Yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Çünkü ben seninleyim diyor. Yapmak istersen. Kız sıvayı bir günde 5 dakikada öğrendim. Çok çocuğum dikkatli ol dikkatli. Yolda gidiyorum ya. Çocuğum. Yapışacak ayağın. Kız git. Git oğlum git. Ayağını yalayacaksın sonra. Böyle yapıyoruz bak bak sonra. Ama bana bu şey süngeri lazım. Sıvacıların. Onu araştırmaya başlayacağım. Bize neler önemli? Bu köşeler, geçişler. Bu altlar. Delikler ve üst, yani kısacası her yer biterlerim.
O bir kaya görevi yapıyor bu. Şöyle açılmasın. Benim için gerçekten şuralar önemli. Bu altlar yağmurda. Ay buraya azıcık süpürseymiştik. Kum varmış, hiç göremedim. Ay bir güzel çıkaralım ya şunu. Bak şu delikleri görüyor musun? Bak ikinci de doluyor anca. Herkes kendi işini yapacak bundan sonra. Mecburuz yani. Mecburuz, yapamayız, yapamayız diye diye bunlar geldi. Hep bir usta tutalım, hep bir usta tutalım. Elimiz rahatlasın diye diye bu kadar yıprandı. Çünkü nereden bileceğiz yapacağımızı? Her şey şu spatuladı. Tabii bunların büyüğü de var ama sen onu beceremiyorsun. Ona bir... Onu da beceririm de biraz kullansam. Bunun üstüne de işte dökeceğim. Bakın şu deliklere yine alıyoruz. Yeni görenler, duyanlar, söylemiş miydik acaba? Abone olursanız çok mutlu oluruz. Burada sıvacının aşkı var. Size sıva öğretiyorum. Herkes sıva yapacak. Vallahi iki gün önce alıyordum bir batman böyle. Daha böyle yapmadan hepsi yere dökülüyordu. Hepsi yere dökülüyordu. Ya dedim ya, hiç umutsuzluğa düşmek yok. Umutsuzluk şeytandandır. Bugün 10 santim yaparım, yarın 2 metre yaparım. Hiç önemli değil. Nurhan da çok girdi bunalıma. Nurhan dedim, buralar bir günde olmadı, 10 yılda olmadı, 20 yılda olmadı. Biz de dedim bir günde, bir senede yapacak halimiz yok. Buraları yağmur çok oyuyor değdiğinde. Böyle bitiveriyor bir tanelerim. Çocuğum, tehlikeli iş yapmayın şunu. Şşt, orada niye bakıyor? Ay, pist, gel. Çocuğum. Git. Sarkıyor ya. Elin kolun doluyken yapmayın bunu bana. Şuralar çok önemli. Ay malımın hiçbir tarafı araya gitmesin. Böyle iyice sıyırıyoruz. Nurhan gibi sıyırmazsa sonra donuyor o. Çocuk, Allah'ım çocuğum. Tehlikeli bir şey olduğunda... Nereye kaldı çocuğum şeyler? Burayı üstü zaten. Aa, şuraya bak. Aman. İnat etti o küçük yer. Ha.
bir gramını bile araya vermek yok hikayeleri. Ay vallahi bulduk da buluyoruz ithallerin o kadar. Benim için önemli onun sağlamlığı. Allah Allah. ne var? Ya bugünkü yağım yemiş de benim de. Ne yapayım? Yarım metre değilse de 75 santim yer yaptım. Her biri iki parmak böyle kalınlığında oyuklar vardı. Bak obruk gibi şurada da var. Çok büyük obruklar var. Artık orası kaya gibi. Tabii çok uzun bir versiyonu var. Ara ara yapacağım. Şimdi en alta gittim. Bunu doldurdum. Vallahi 5 kilo vardı yani doldurdum. Böyle inanın ki 5 kilo yer. Şöyle yarım metre 75 santim yapmıyor. Çünkü delikler çok büyük. Şuraya da hayranlıkla bakıyorum. Bütün üstünün öyle olduğunu, kış gelmeden bunu bitirmemiz gerek. Yani bir tanelerin bunların ufak deliklerini de yapsaymışım, böyle kar beyaz dururdu, o delikler gözükmezdi. Yine yaparız. Yine ara ara elimde harç oldukça önce tabii ki acil yeri bitirelim. Bura önemli, bura yağmurda bak çok deformasyon var. Şu diplerini görüyor musunuz? En çok da dipleri. Kum çıkıyor oradan. Şimdi kürekle yapayım bir kürek kum çıkar. Ama şu yaptığımı beğenmemezlik etmeyin. O görüntüsüne bakmayın. Onun içi vallahi obruk gibi oyuktu. Biraz önceki yaptığım harçtan çok harç aldı. Şu biberimi göstereceğim. Biberimi yağmurda kaldırmamışlar. Yüzüyordu. Bakın rengi bembeyaz olmuş. Vallahi tut gene de kurusun dedim bakalım. Suya ıslanmış. Yani salçalık biber yapanlar yıkayın, kurutun, sonra içini temizleyin. İçini yıkamayın. Buna geliyor bu. Bak su değdiği için renge bakın. Ne olmuş ya? Gitmiş içi gitmiş. Sizleri seviyorum Adana'dan. Kız benim önümü niye kapatıyorsunuz? Dün kedi canlarıma kebap yaptım. Bir tane tavuk aldım 100 liraya. 117 liraya. Güneş geliyor. Sabahın güneşi kime gelirmiş? Öpüyorum ben sizleri bir tanelerim. Bir tane tavuk aldım 117 lira. İndirim vardı meyde. Keşke 3 tane alaydım dedim. Keşke. Ama çay aldım o arada bir de. Çayı buldum bu arada. Bir alana bir bedavayı. Neyse kedi yaş mamalarında da olacakmış bir alana bir bedava. Ama kaçın o daha var 28'i mi diyordu Nura? Ya ben almıyorum ama bizim kedinin bir tanesi hasta hiçbir şey yemiyor o. O sadece onu istiyor. Bana çok iş çıkarıyor valla. O isteyince öbürlerin canı istiyor. Ona vermesen olmaz. Her neyse. Ne diyorduk? Kız biraz önce bir şey diyordu. Yine unuttum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep Fatoş'la kalın. Yeni görenler, duyanlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sabahların sultanları, sabahların şekerleri. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Evinizin tamirinizi kendiniz yapın. Mutluluk hormonu salgılıyor bir tanelerim. Sofranızdan kaşık sesi, yuvanızdan gülücük sesi. Mutfağınızdan yemek kokusu çok eksik olmasın bir tanelerim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep Fatoş'ta kalın. Pardon bir tanelerim. Çok konuştum. Ay bak hala. Şimdi bunun üstünü yaptığımda tabii ki tamamlanacak. Ben ek olmasın dedim. Şimdi son anda hepsinin üstünü bir yapacağım. Aradaki farka fark edin diye gösteriyorum şu an. Bura benim sıvadığım yer. Şimdi mesela buraya bakın. Oyukları görüyor musunuz? Bunlar küçük oyuk biliyor musunuz? Neçe büyük oyuklar var. Ay boyaya değmiş eşek. Koşulsuzsa
sahibini mutlu eden koşulsuzca bunlar bir de bir gün duruyor. Yani dünkü açan açmıyor, soluyor yeni saçıyor. Şunların verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hep Fatoş'la kalın. Yeni tamir, sıvaya devam mı? Sıvaya devam mı? Ne istiyorsunuz? Hoşça kalın.